karşısında hiç kuşku yok. Şimdi onun içinde çağdaş sanat alanında etkinlik gösterecek bir belediyemiz var. Böyle bir belediyemiz yapabildiğimiz için ayrıca umurumuz. Ben öncelikle hepinizi Karadeniz Üniversitesi'nde güzel anda bizimle birlikte olduğunuz için hem hoş geldiniz demek istiyorum hem teşekkür etmek istiyorum. Üniversite olarak biz eğitimi biraz farklı algılıyoruz ve anlıyoruz. 360 derece eğitim perspektifinde sadece sınıfta yapılan ders değil, sınıfın ötesinde kültür, sanat, spor, her şeyin, hayata dair her şeyin eğitimin bir parçası olması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bunlara da destek vermeye çalışıyoruz. Yani pek çok üniversite böyle düşünüyor olabilir ama günümüz Türkiye'sinde bunlara destek vermiyorlar. Biz destek vermeye elimizden geldiğince bunu arttırmaya gayret ediyoruz. Tabii İstanbul'da ve Türkiye'de bu tür galerilerin büyük ölçüde kapandığı ve bir sıkışmışlığın yaşandığı bir dönemde böyle bir yere imza atabilmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Başta Hasan Hoca olmak üzere ekibe çok teşekkür ediyorum. Hakikaten uzun bir süreçti bu süreci. Ama çok güzel sergilerin devamını ben biliyorum. Geleceğine hazırlıkları yapıldı. Bunların hepsini de sizleri bizlerle birlikte burada olmaya şimdiden davet ediyorum. Benim şehirde ilgilendiğim asıl şeyler binalar. Dolayısıyla bu binada o şekilde yani gittiğim yerde dikkatimi çeken bir binaydı. Tabii ki bu sergiye özel üretilmiş bir iş değil haliyle. Fakat o zamanki daha sonra da baktığımda serginin açılımına tam olarak oturmuş bir iş olduğu çıktı ortaya. Çünkü bu Oslo'daki opera binası ve büyük bir proje. O zaman da çok büyük bir tantana çıkmış proje gerçekleştirilirken şehrin deniz kenarında uçta bir yere hakikaten aslında şehirden izole bir şekilde yapılmış bir bina. Dolayısıyla o binanın kendi içinde bir tekliği ve yalnızlığı ve belirli saatlerdeki insansızlığı var binanın. Ama tabii ki yaşayan da bir bina. Opera binası olduğu için organizasyonlar, konserler olduğu zaman da insan akınıyla kalabalığı içinde barındıran bir bina. Dolayısıyla bu konsepte birebir oturduğunu düşündüğüm bir konu oldu bu. Bu mekan başka amaçlarla kullanılıyordu. Onların dışına çıktığımız zaman bu fikir bende uyandı. Rektör Bey'le tartıştık ve böyle bir galeri kurmanın yararlı olacağını düşündük. Benim aklımda böyle bir düşünce vardı. Bu benim aslında bir üniversite bünyesinde kurduğum ikinci galeri. Bundan çok yıllar önce, belki 15 sene kadar önce Sabancı Üniversitesi'nde Kasa Galeri'yi kurmuştuk. Üç arkadaş biz orada. Dolayısıyla 15 sene sonra burayı kurmayı düşündüğüm zaman bütün bu tarihi gözden geçirdim. Son olarak da büyük bir kitap yazmıştım ben geçen yıl başında yayınlandı. Türkiye'de Çağdaş Sanat diye. Bu 15 senede çok büyük değişiklikler var. Yani biz Kasa Galeri'yi açtığımız zaman Türkiye'de Çağdaş Sanat henüz el yordamıyla başlamakta olan, başlayan bir gerçeklikti, bir realiteydi. Bugün ise çok önemli bir birikim sağladı ve bir noktaya geldi. O zaman yaptığımız galeriyi bir insanların kendilerini ifade etmeleri için kullanılacak zemin diye düşünmüştük. Bugünse ben burayı bir platform olarak tasarladım. Evet adı galeri ama burası bir platform. Çünkü aradan geçmiş sürede son 15 senede Türkiye'de çağdaş sanat alanında, çağdaş sanat doğrultusunda büyük gelişmeler meydana geldi. Fakat bir temel alan eksik. O da bu işin kuramsal yanı. Yani eleştirel söylem bizde oldu bitti, eksiktir. Halbuki çağdaş sanat bunu çok gereksinen, buna çok ihtiyaç duyan bir alandır. Dolayısıyla burada ben kendi 30 yıllık birikimimi ortaya koyayım. Sanat dünyası kendi birikimini ortaya koysun. Gençler, en yeni kuşak kendilerini ifade etmeye çalışsınlar. Ve bunları bir üniversite çatısı altında çeşitli diyaloglar, çeşitli söyleşiler olarak
bir araya getirelim düşüncesiyle ben burayı tasarladım.